Demek öyle oldu Emin. Gosta Güsen seni iş teklif etti. Sen de adamı kırmadın. İyisin ben ağa gideşlen bayırdan kaçar fıydarı veren de Hüseyin'in gıyındı çalışmaya başlayayım dedin. Öyle mi Emin? Öyle gölüm. Ha? Ya emme böyle sadıçlar mı bayırdan aşarı fıydar mı falan yok. O kısmı yalan gönüm. Oğlum bak galiba fıydar mı kısmı yalan var. Neymiş? Fıydar mı kısmı yalanmış lan. Senin bu yaptığını var ya ağa gideşlerin sırtından bıçaklama denir lan. Ha? Oğlum bak gari söylediği laflığa bak. Bak bunun zaten önceden yaptığı hal ve hareketlerinden belliydi. Davranışlarından belliydi. Ne diyordu bu? Ha? Neymiş efendim? Hüseyin içimizden birine öyle bir iş teklif edersin edersiniz. Bak. Bak bak bizim aslı yoktu. Neymiş efendim? Hüseyin içimizden birini işe alırsa borcumuz kalmazmış. Senetlerimiz, sepetlerimiz her bir şeyler ödenirmiş. Bak lafı bak görüyor musun sen? Ne dedin lan sen? Senetlerimizi, sepetlerimizi öderiz dedin değil mi? He. Borçlarımızı karşılarız dedin değil mi? He. Lan işte ben de her şeyler bunun için yaptım be. Galeyi içeriden fethedem diye yaptım. Ben kendim için bir şey yaptıysam namerdim Sadıç. Lan oğlum sen ne söylemiyorsun lan bize? He? Sen ne demiyorsun Hüseyin bana iş teklif etti. Ben böyle böyle düşünüyorum. Ne demiyorsun lan? Sen ne kendi kafana göre iş yapıyorsun? Hiç. İsmail denemedim mi sanıyorsun görüm? Benim dediklerimi kabul etmeyecektiniz. Ağzınızı aradım ben sizin. Kabul etmeyecektiniz benim dediklerimi. Hadi lan oradan. Kabul etmeyeceğimiz belliymiş. Bak bunu bak gari. Kabul etmeyeceğimiz belliymiş. Senin bu yaptığına ne derler biliyor musun lan? Hı? Düşmanla aşk yaşıyor derler. Tıpkı filmlerdeki gibi. Düşmanla aşk yaşıyor derler. Lan tamam ben belki düşmanla bir yasak aşk yaşadım. Ben düşmanla aşk yaşamasadım, basılacağımızdan nasıl haberiniz olacaktı? Hı? Radyonun basılacağından nasıl haberiniz olacaktı? Bizim çoktan kelepçelerimizi takıp nezarethaneye tıkmışlardı bizi. Şimdi düşündüğünde adam doğru söylüyor Sadıç. Eğer biz söylemeseydi en çoktan içerdedik biz. İnci dediğimi geldiniz değil mi? Ne demişler? Dostunu yakınında tutacaksın emme. Düşmanını daha yakınında tutacaksın. Lan. Kestane isteyen. Dinleyin lan bak. Bak. Anons manons yok. Sürekli şarkı çalıyorlar. Kesin bunlar radyoyu taşıdı kardeşim. Kesin. Ahlaksız lan bunlar. Ahlaksız. Kendi kafalarına göre radyoyu kurmuşlar, yayıncılık yapıyorlar. Hangi hakla yapıyorsunuz siz yayıncılığı kardeşim? Siz bana nasıl rakip çıkıyorsunuz? İsmail, sen buranın ekmeğini yemedin mi? Sen buranın suyunu içmedin mi? Hain! Lan bunlar anarşit! Anarşit bunlar! Anarşit! Sen ne kafana takıyorsun Hüseyin abi? Ah! Ya Allah aşkına onlar bize rakip olabilir mi? Bak ben burada yayıncılık anlayışımı bir hayata geçiren... Ya bütün yeşil ova bizi dinlemez sanıyor lan be! Yayıncılık anlayışını hayata geçecekmiş. Geç lan şöyle, geç! Semih lan Seçmecele diye bir program yapmışsın. Kesmecele demesem program batacak. Aç şu potitezi. Patron konuşma yapacak diye anons yap. Ya Hüseyin abi, şimdi böyle yayını pat diye kesmek olur mu? Ben seni ana haber bültenine çıkartayım. Hem şimdi biz yayını kesersek yayıncılık ilkelerine aykırı olur. Bahsetme lan şimdi ilkelerine falan. Son dakika gelişmesi de, ne bileyim ben lüzumu üzere de. Değişik bir şeyler. Hadi tezim, hadi. İyiyim abi. Hadi gari, hadi. Evet sevgili dinleyenler. Böyle yayını pat diye kestik ama lüzumu üzere bir son dakika gelişmesi olarak da radyomuzun patronu Gosta Küsen'in size bir takım söylemek istediği şeyler var. Şimdi sizi ondan baş başa bırakıyorum. Dikkat, dikkat. Çok değerli, çok sevgili Ova FM dinleyenleri. En hakiki öz oğlu, öz Ova FM burasıdır. Taktiklerinden sakının.
Ova FM adı altında yayıncılık yapan Sadıç Efendi'miş, Sıdıç Efendi'miş, Sıdıç Efendi'miş gibi programlara itibar etmeyiniz. Bakınız, en hakiki öz oğlu öz İsmail'den istek hattı da burada yayınlanmaktadır. Taklitlerinden sakınınız. Sakınmazsanız da ayıp etmiş oluyorsunuz ama. Bak benim kalbimi kırarsınız. Üzersiniz beni. Neyse, hayırlı dinlemeler. Görüyorum, nalet adamla beni dinleyenlerimle karşı karşıya getirecekler. Bundan korkuyorum Semih. Planlarım... Allah. Hinci, yani ben Hüseyin'e öyleken ölüm diyeceğim. Ya, hiçbir şey demeyeceğim. Konuştuğumuz gibi yapacağız. Bunun Hüseyin'in kıyındı kalması işimiz geliyor Sadıkçı. Bunun karanlık taraftı kalması işimiz geliyor. Neden? 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 Ben Hüseyin'in attığı her adımdan haberimiz olacak. Bu çaktırmadan Hüseyin'in kıyında bizim için çalışmaya devam edecek. Double ajan gibi olacak lan. Aynı James Bond gibi. Hani filmlerdeki gibi. Aynen Sadıç. Eğer Hüseyin gene bizi ihbar etmeye kalkarsa sen haber vereceksin. Ayağımıza kadar gelmiş fırsat etmeyelim bak. Tekrardan ihbar ede derken he? Hani biz yayın yapmaya devam mı edeceğiz? Erol. Lan. İlk baskını bırakacağız mı? Var mı lan bizim kitabımızda öyle hemen pes etmek? Yok öyle. Daha sağlam bir yer bulacağız. Daha gizli bir yer bulacağız. Kimsenin bilmediği bir yer bulacağız. 99.9 Sadıç FM'in yayınını devam edeceğiz. Lan kasaba yerinde kimsenin bilmediği yeri nereden bulacaksın Sadıç? Lan tamam işte Sadıç. Kimsenin görmeyeceği, asla bilmeyeceği bir yer bulacağız. Mesela eski bir otobüs gibi. İçine radyoyu kurarız. İstediğimiz yere çeker yayınımızı yaparız Sadıç. Veyahut da yerin altını gazacağız. Böyle kanallığa edeceğiz. Yayını o kanallığın içinden yapacağız. Gazdıktan sonra değil mi? Ya gazarsın emin, gazarsın. İnsanlar da acaba bu ne gazıyor demez. Zaten bunlar daha önce gazlılardı, gazlılardı. Gömü buldular. Hiç demez değil mi? Laf konuştun ha. Acaba diyorum böyle kimselerin uğramadığı, insanların kullanmadığı bir falan mı olsa? Hatta böyle insandan gitmek istemeyeceği böyle uğursuz, ayaklarının böyle geri geri geldiği bir yerde. Nalet bir yerde ha? Aynı bu korku filmlerindeki evler gibi mi diyorsunuz yani? Yani öyle kimsenin girmek, çıkmak istemediği bir ev gibi diyorsun değil mi? Buldum lan! Vallahi billahi buldum! Hikmet! Aylık! Del Hikmet yok mu? Onun evi yok mu lan? Kimseler gitmiyor onun evine. Hem öyle perili melili de demiyorlar mıydın lan zaten? Kimse kimse de uğramıyor. Lan biz de bu söylentileri körükleriz. Üç tane yabancı adam bir gece kalmış. Üçü de sabah Manisa sarı binalık olmuş deriz lan. Sonra da evden böyle ışıklar çıkıyor falan deriz. Garip garip sesler geliyor falan deriz. Falan deriz değil mi? İşte ben o evde yalnız kalmam Sadıç, size deyiverem ben. Vallahi ben kalırım Sadıç, işin sonunda radyo olsun da... Eferin lan Cimi, kedi olalım bir fare tuttum valla. Lütfettiydin. Kediymiş. Heh. İşte Sadıç'la yeni radyo istasyonumuz. Lan kim derdi rahmetli Deli Hikmet'in evi? Bizim yeni radyo istasyonumuz olacak diye. Sadıç'la fikri ben verdim biliyorum emme. Acaba diyorum otobüs fikrini geri mi dönsek? Ha ne? Ha? Şimdi çukur falan mı kazsak? Yerin altına mı yapsak? Ha? Lan görün be korkmayın. Alt tarafı söylenti. Mis gibi evin hiperisi. Milletin söylentisi işte. Köylü çocuğuz lan biz, köylü çocuğu. Peri masalı söker mi lan bize? Görün hadi. Yürü Cemil, yürü. Beni bak Sadıç.
Ya adam gerçekten bu ev yüzünden gelirdiyse, ya bu evde gerçekten bir şeyler varsa. Deli Necmiye de böyle delir diyorlar biliyor musun bu? Hacı, Allah'ım sen koru ya Rabbim. Evinde böyle üç harfli mi ne varmış? O da bilmeden üstüne sıcak su çöldürünce birden delirmiş. Lan Yiğit abi, anlatıp durmayın şöyle heykel. Anlatın lan. Anlatın, anlatın. Korkudun kendiniz koç koca adam. Aynı filmlerde böyle oluyor. Önce bu kanatla, sonra yaşlı yaşlı hayaletle. He, uğramalığa geldi emin. Uğramalığa geldi. Ülen rüzgar işte be. Ne korkak adamlarmışsınız lan siz. Sen bir de müezzin olacaksın. Hiç. İzliyorlar, izliyorlar alıcı karanlık kuşağına. Sonra eşek kadar adamla atlan işecekle. Biri geliyor. İsmail. Vallahi biri geliyor. Billahi biri geliyor bak. Cemil oku lan. Ne biliyorsun oku Cemil lan. Elham oku, Sübhaneke oku. Bir şeyler oku Cemil. Yok musun lan? Yok musun? Öl saklan. Öl açın gelin. Öl gelin buraya bak gel. Ne oldu lan? Töv çocukla. Kediden mi korktunuz gelen? Bir de bize diyorlardı altınıza işeceksiniz diye. Lan az daha siz kendi altınıza işiyordunuz ya lan. Tamam lan uzatmayın sizi be. Sizin yüzünüzden biz de paranoyak olduk. Bildiğin ev işte. Öyle bir elden geçireceğiz. Acık bir temizleyeceğiz. 10 numara radyo olacak. Aynen. Hadi bakayım. Böyle çenelen kişi çalışacaksın, ellen kişi çalışsın. Yürüyün hadi, yürü. Oku Cemil, oku. Bir şey daha oku. Ulan ya. Bah! Allah cezanı çakacağım ağzının üstüne ha. Bak. Sadıç, vallahi da billahi de 10 numara oldu bak. Beri bakın lan. Bunun adı Ejen'e kapandı görüm. Dışarıdan içerisi hayattı görünmez. Kimse la burada olduğumuzu anlamayacak. Çak. Şey, hani diyorum dışarıdan içerisi görünmez ama acaba diyorum dışarıdan içeri biriler gelirse bizim nasıl haberimiz olacak? Hadi dışarıdan içeri giren başka biri geçtim. Biz kendimiz geldiğimizde bile birbirimizden nasıl haberimiz olacak görüm? Yani bir zil yok, bir şeyler yok. Ha, nasıl olacak? Ayıp ettin, beni kaybettin Sadıç. MacGyver Süleyman onu düşündü gülüm. Şu tepemde gördüğünüz lambuvaya az önce yaktığım. Ha. Ben makara sistemiyle bu lambadan evin giriş kapısına kadar ip çektim. Eve biri girecek olursa kapıyı açtığında... Aşağıdan ayağa ipi bir takılacak. Bu bank bak bu lan böyle höl höl sallanacak. Höl höl sallanacak. Ha, eğer bizden biri gelirse nasıl anlayacağız biliyor musun? Eğer bir Sadıç gelirse
Bu lambayı böyle üç yıl çek çek bırak, çek çek, çek bırak, çek. Üç. O zaman anlayacağız ki gelen bir sadıç. Nasıl? Çünkü üç yıl. On numara sadıç, vallahi on numara düşmüş değil mi? Aynen. Allah helal lan. Yeminle ince oldu bak. On numara, gerçekte on numara oldu. Şen, zıplan bak. Vallahi bak, tahtalı ağda eski aşarıgadan inersin Cemil. Sen dur, yan yan salla. Yan yan, yan yan Sevin, yan yan. Öpçeyim gel. Sen de öpçe. Vallahi oldu lan. Yeminle oldu. O zaman ben ufak ufak yayın geçiverek. Evet. Sevgili Yeşil Ovalı, arkadaşlar, bu Sadıç Efem denilen mikrop yuvasına itibar etmeyiniz. Türk Ceza Kanunu'nun... Semih bulsana oğlum şunu çabuk. Şimdi tabii benim de bilemedim. Maddelerine göre bu bir suçtur. Lan oğlum, iki saatte bir maddeyi bulamadın. Bakacaksın, alt üstü bir madde. Bul şunu. Ben gelmem Hüseyin abi. Bir sürü madde var. Felence maddenin, felence fıkrasının, felence belge diye dolaşıp duruyor. Ben de kafam karıştı, vallahi anlamadım. Yayıncılıkla ilgili olanlarına bakacaksın. Gorsan yayıncılıkla ilgili olanlarına bakacaksın. Diğer ele bakma. Çok özür dilerim. Bir karışıklık oldu. Sevgili Yeşil Ovalı, bu suça ortak olmayınız. Bakın, her nerede yayın yapıyorlarsa bize ihbar ediniz. Eğer ihbar ederseniz size ödül var. Bir sene boyunca en hakiki, en öz oğlu Öz İsmail'le İstek Hattı programınızdaki istekleriniz bedava çalınacak. Bu tarihi fırsatı kaçırmayın. Sade o kadar mı Hüseyin abi? Ödül biraz daha cazip olursa ben gönüllü olarak peşlerine düşebilirim. İhbar edebilirim yani. Tamam lan Sabahattin. Ödül iki seneye çıktı. İki sene boyunca istekleriniz bedava. İstekleriniz özel okunacak. İsteklerinizin kıyısına başka istek alınmayacak. Bu iş bende Hüseyin abi. Peşlenge düşeceğim. Çok çirkin çözeceğim bunlara. Allah aşkına Hüseyin. Gençler bir girişimde bulunmuşlar, bir radyo kurmuşlar. Gençlerin önünü açmak lazım. İsmail biliyor bu işi vallahi. Ağzın da yakışıyor çocuğun. Dinlettiriyor kendini vallahi. Olmaz Fikri abim, olmaz sevgili Yeşil Ovalı. Bakın suç işliyormuş. Türk Ceza Kanunu'nun... Ver lan şu kitap bana. Şimdi tabii ben de hemen bulamıyorum. Benim de bilemedim. Maddelerine göre bu bir suçtur. Ha bakın izinsiz gazı yapmışsınız, ha izinsiz yayın yapmışsınız. Aynı şey. Ha Avrupa görmüş insanım. Böyle bir kanunsuzluğa müsaade etmem. Etme, sen etme vallahi. Unla yayına devam ettiği müddetçe biz de Unla dinlemeye devam edeceğiz. Sadıç efendim, 99.9. Gari sizin de bir sadıcınız var. Suç işliyormuş. Fikri abi, sizler ne yaptığınızı bilmiyormuş, suç işliyormuş. İyi o zaman, geçerken jandarmanın önünden git de söyle. Fikri'nin gavesinde Sadıç efendim dinliyorlar de. Hadi lan yürü git. Else tıraşını görelim. Al lan şunu, al. Diğer şey bulamadık zaten. Ayıp ediyorum Fikri abi. Lanet herifi bak sen ya. Kafasına da takmış hacı dakkesini. Zannedersin camiden çıktığı yok. Bir de neymiş? Yok namaz vakti yaklaşıyormuş da abdest adam çıkanmışmış. Abime öğrenecek ya. Kızla. Geliyor bizim Atis. Aman diyeyim sert bakın gözü korksun. Böyle şeylere bir daha yeltenemesin. Şşş be duş. Bakma kemmiyor. Oo, hayırdır? Yollama mı gözlüme başladınız? Zarife ne haber nasılsın? Sene ne lan? Sene ne? Sene ne? Nasılsam nasılım? Seni ne alakadan ediyor? Bana bak lan. Sezai misin nesi? Sen ne diye bizim abimizin kıyında dolaşıyorsun? He? Sen ne diye bizim eve girip çıkıyorsun? Kafana da takmışsın hacı takkesini. Biz sana ne dedik? He? Ne dedik biz sana? Sana git abimin kıyında mı dolan dedik. Sen ne kendi kafana göre işler karıştırıyorsun? Kızlar, ne öyle hemen köpürüyorsunuz? Açık sakin olun bakayım.
Ben anlaşmamız ne gerektiriyorsa onu yaparım. Gerçekçi olsun diye uğraşıyorum. Tamam. Bundan sonra nasıl istiyorsanız öyle yaparız. Onu gör davranırız. Bu arada Zarife, vaktin varsa bir tulum da siyelim mi? İlçe de çok kral bir tatlıcı biliyorum da. Hem de tatlı yeriz, hem birbirimizi daha yakından tanımış oluruz. Höst lan! Höst lan! Gelmişim bir de abamıza mı asılıyorsun lan? Vallahi ya! Bu bana bak! Bir daha abimin 10 metre kıyısına yaklaşmayacaksın. Bir daha bizim evin 10 metre kıyısına giymeyeceksin. Anlaşıldı mı? Yoksa çok çirkin tepikleriz seni, pişman olursun. Sen iste uzayabilen giderim ben be. Ayıp ettin. Vallahi bu tehditlerden bilen çok çirkin insanı aklının başından alıyorsun. Sen... Sen yürü git lan, lan! Lan yürü git sen! Ne zannediyorsun bize? Sen ne zannediyorsun? Terbiyesiz! Hedefsize bak! Bu çocuk çok çirkin bela olacak bizim başımıza. Orası belli oldu. Ne yapam edem? Bunun çaresine bakıverem gari. Çok sevgili Yeşilovalı, sizler vicdanlı, ahlaklı insanlarsınız. Bu Sadıç Efem'i dinlemeyin, dinlettirmeyin. Bu hukuksuzluğa müsaade etmeyin. Bu suça ortak olmayın sevgili Yeşilovalı. Lan sen de kapat lan şunu. Bütün kasabayı dolaştık, ettik, hala bir madde bulacaksın lan. Bırak gari. Sevgili Yeşilovalı, duydunuz değil mi beni? Ona bakın lan. Nasıl da köpürmüş valla. Yerimizi bulamadı ya. Kodum kodum koduruyor. Hüseyin abi, neden durduk? Hüseyin abi bak, burası Deli Hikmet'in evinin önü. Bu ev için perili falan diyorlar. Kurban olayım, yürü be. Lan ne perisin? Ne diyorsun oğlum sen? Bildiğin ev işte. Hüseyin abi bak, neden inanmıyorsun bana? Vallahi perine diyorum bak, uğursuzluk getirecek. Yemin ediyorum uğursuzluk getirecek. Sus lan, ağzını ayır aç. Manyak mısın, nesin? Ne perisi, ne uğursuzluğu? Bildiğin ev işte. Sevgili Yeşilovalı, siz bu dombili Semih'e bakmayınız. Şu anda korkudan ne dediğini bilmiyor. Kusura kalmayın. Sen daha dur, sen daha dur. Daha bizle aşık atmak neymiş, görecek o. Sadışlan tokadının tadını bakmadı o da. Hele baksın, o zaman anlayacak. Allah'ın kürlü kafası. Tövbe estağfurullah. Sevgili Yeşilovalı. Emrettin gibi pallayı. Bari baş fiyatı getirdik. Sen bizim namımıza esnaftan para topluyor musun? Kulağımıza öyle geldi. Doğru mu söylenenler? Yok para dayı. Kim söylemişse yalan söylemiş. Ben senin namına falan para toplamadım canım. Ben kendi namıma borç aldım. Sağ olsun insanlığa da verdi. Elim bollaşınca tekrar geri ödeyeceğim para dayı. Ne kadar para var lan burada? Çok yok canım. Sevdiceğimi ameliyat ettirecek kadar. Gerçi ona da gerek kalmadı. Dilla kendiliğinden açıldı para dayı. Bak sen şuna. Deste deste para var lan burada. Kaç günde toplayıverdim dedim bu kadar parayı? Ne günü para dayı Allah aşkına ya? Öğlenden ikindiye kadar 2 saatte topladım biliyor musun? Böyle insanlığa ikna edici çok güzel bir Allah vergisi yeteneğim var da para dayı. 2 saatte toplayıverdim diyor. Bizimkilerin 1 ayda toplayamayacağı parayı sen 2 saatte toplamışsın. Bak delikanlı, ne diyeceğim sana biliyor musun? Seni bundan sonra tahsilat memurum yaptım. Benim namıma esnaftan paralarımı sen toplayıvereceksin. O nasıl oluyor yani? Para derken senin de alacağın falan mı var para dayı? Onun gibi bir şey diyelim. Borç gibi bir şey. Sen var mısın, yok musun? Bunu de bakayım. Yani şimdi böyle... Birden sorunca... Bana bakın lan. Toptancı Memiş arıyorum. Toptancı Memiş hanginiz? Konuşsanıza canım. Para dayıya borcunu ödemeyen adam hanginiz? Bu
bu tüpçü dükkanının sahibi kim lan? Kim lan bu tüpçü dükkanının sahibi? Çıksın da para dayıya borç takmak neymiş? Görsün. Sen niye ödemiyorsun lan para dayının borcunu? Adam sana o kadar iyilik yapmış, borç vermiş. İyiliğin karşılığı bu mu? Adamı niye dara düşürüyorsun lan? Ha? Erkek adama yakışır mı borç takmak? Tamam abi. Vallahi elim kırılsaydı da ödeseydim. Kafam kopsaydı da borç takmasaydım. Ödeyeceksin tabii. Takmayacaksın. Sadece paladaya değil, kimseye borç takmayacaksın lan. Hayat sadece gördüklerimizden ibaret değil Eleanor. Uyumak, koklamak, dokunmak, hissetmek. Hayatta görmenin ötesinde şeyler de var. Bilemiyorum Matilda. Kör olup bir daha o ışığı göremedikten sonra. Kız bak ne diyor kadın. Hayatta görmenin ötesinde de şeyler var diyor. Sen bunu anlamıyor musun Eleanor? Tövbe tövbe. Demek bunlar bizim yaşadıklarımızı yaşasalar bak ya da pes edecekler. Hafif sen de ne yapıyorsun? Hayallerin ötesinde mi dinliyorsun yine? Ne yapan be kızım? Bizim de öyle bir eğlencemiz var. Onlar arada böyle saçmalıyorlar emme. İşte biz de Matilda aşağı, Eleanor yukarı dinleyip geçiyoruz işte. Beni bak Sibel. Ne kokuyor kız öyle ekşi ekşi. Ha? Ay. Maya gibi kokuyor ya. Kız yok sen... Sen ekmek mi yordun yoksa? Ya Hafize anne senden de hiçbir şey kaçmıyor ya. Şeyler bizim komşular fırını yakmışlar. Ben de dedim gideyim bir kendi ekmeğimi deneyeyim. Bakalım olacak mı? Aferin kız. Sende iş var. Vallahi iş var. Bizim Gara Süleyman kedi olalı bir fare tuttu. Düşen ya. Öyle tuttu. Yani tutmuştur inşallah. Hafize anne, ben şimdi geç kalmayayım, gideyim. Sen de böyle bir şey istersen Muzo ile Osman yukarıdalar, halledersiniz hep beraber. Hallederim derim, merak etme. Onlar yokken de ben hallediyordum zaten derim. Tamam, orada ben gidiyorum o zaman. Siz de bir an evvel şu torun torba işini halletsiniz. Çok iyi olacak ya. Neyse, demek onun da bir zamanı var herhalde. Of. Ay, Hafize teyze. Seni de böyle kandırıyoruz ama... bilmiyorum ne olacak. Şare. Sen mi kızım? Bir şey mi unuttun da geri döndün? Yok Hafize teyze. Neşe ben. Aa, Neşe? Kızım. Hangi illa attı seni kız böyle? Hafize teyze, ben gözümün yeniden kapandığını duydum da... bir geçmiş olsun demeye geldim. Sevgili dostlar, ufak bir aksaklıktan dolayı sizlerle olan birlikteliğimize kısa bir ara vermek durumunda kaldık. Emme bunu yaparken Sadıçlı efendim bunu da düşündü, sizleri boş bırakmadı, güzel güzel türküler dinletti. Hemen hiç vakit kaybetmeden sıradaki isteğimizi geçiyoruz. Sıradaki isteğimizi bizden yedi kızlan Zülfiye istemiş. Akçaylan geline, değirmencilen İmine abaya, bir de Elif abaya armağan gitmiş. Gavici Fikri abimizin isteği var sırada. Öyle bir kabacı bakıyorum da çok uzun olmuş istek. İnce hepsini sayarsan program bitecek. Kısaca kendi tarafına bir de hanımının tarafına armağan etmiş.
Gülen bir kere de okusan şaşarım be. Bir kere de okusan şaşarım. Tövbe tövbe. Sıradaki isteğimizi de Halkaoğlu köyünden Bahri Garıkber istemiş bizden. Köy muhtarı Özcan abiye, tüm Halkaoğlu köyü halkına, özellikle Gargılan Necati'ye armağan gitmiş. Bir de not ekleyememiş Bakkari. Necati abi, bizim pulluk madın ya, seni zahmet getirivereceksin mi demiş. Necati abi, götürüver adamın pulluğunu, ayıptır ya. Nasıl? Ve son olarak sıradaki istek bana ait. Ben Deniz'de bir ilki gerçekleştiriyorum. Kendim için bir istek çalıyorum. Bu çalacağım şarkıyı, ismi lazım değil, bir tüylü kafaya armağan gidiyorum. Hapursan da bu radyo yayında, köpürsen de bu radyo yayında. Çatladı patlı gar diyorum. Emel'den bastın, fakı bastın, beni fazla hafta aldın. Gelsek! Puh! Puh! Yazıklar olsun be! Görüyorsun değil mi? Bir de dalga geçiyorlar bak, tüylü kafa diyorlar. Vadiye benim o şapka, onu söylüyorlar bak. Semih, bunlar şarkı çalmayı bıraktı kardeşim. Bunlar program yapıyorlar. Kesin yerleştiler bunlar, yerleştiler. Nereye yerleştiler Semih? Bunlar nereden yayın yapıyorlar? Seyyar yayın mı yapıyor bunlar? Vallahi ben de faka bastım burada. Lan teyzem söylesene lan bir şeyle. Ben nereden bileyim Hüseyin abi? Beni nereden soruyorsun canım? Emine sor, o senin yaramanın değil mi? O bilir nereden yayın yaptıklarını. Ben bunu daha önce niye düşünemedim? Ah benim salak kafam. O söyledi den bunlara. O sat den bizi. Emin. Emin! Emin tabii ya. Emin. Başımıza müdür getirmeyi biliyordun emme. Bir de nereden yayın yapıyorlar diye soruyor. Ulan milyarlarla oynayacak adamdım ben be. Şimdi şu düştüğüm hallere bak. Emin! Buradasın demek. Demek pislediğin kaptan yemek yemeye geldin ha? Sen söyledin değil mi? Sen ispiyonladın değil mi arkadaşlarına? Emin! Beni bak! Anam! Ne oldu lan sana böyle? Emin! Gatır mı çarptı, kamyon mu çarptı? Ne oldu lan? Sadıç'la her şeyle öğrenmiş Hüseyin abi. Sen ihbar etmişsin ya. Hem radyoyu kaçırdı la. Hem hırslanı çok çekin benden çıkardı la. Dövdüler beni abi. Levyen'le vurdular. Haydar'la vurdular. Kafamı kafamı vurdular benim. Sadıçlık madıçlıklı kalmadı. Fıydardılar attılar. Dövdüler beni diyor ha. Sadıçlığa diyor. Fıydırdılar diyor. Lan oğlum çok kötü bulmuşlar. Şurası bayağı böyle... Ana. Şunu bak gari, tüylü kafayı bak. İhbar eden gibi ödül becermiş. Ödül de neymiş? İki sene bedavadan istek yapacakmış bak gari. Sen cimriliğinden ölecek lan. Seni nasıl korktu ha? Nasıl korktu? Memiş efendim uğursuzluk getirmiş. Bak onu bak sen. İnci, Sadıç'la iyi hoş. Gülüyoruz, eğleniyoruz biz de. Ben tam olarak ne yapacağım Gürem? Yani tamam anladım, ikili oynayacağım. Double ajan gibi olacağım, tamam anladım. Emme, yani ben bu yaptığım şeyi tam olarak nasıl yapacağım Sadıç? Hem bu türlü kafa benim size jandarmalan geldiğini söylediğimi anlamayacak mı be? Ağa gidişiniz ne yapacağım diyor Bakkari. Ağa anlamayacak mı diyor. O zaman... Eski yöntemlere başvuracağız. Zaten ağabeyimizin birikmiş borçluğa vardı değil mi? Aynen. Biz de o borçluğa tek taksit daha alacağız. Yani Sadıç'la hengi siz bir taksit derken nasıl bir şey yapacaksınız? Yani böyle bak ters bir şey yapacaksanız beni önceden haber verin görün. Böyle habersiz yapmayın bana ters şeyle olur mu? Ya haber vereceğiniz emme borçlu mu yeri bana? Onu yap kestene. Onu yap kestene. Onu yap kestene. Bana. Vay kardeşim be. Demek nasıl çalışırsın dediler ha? Demek Hüseyin'le nasıl ortaklık kurarsın dediler. Allah ne verdiyse vurdular öyle mi? Vay vicdansızlar be. Vay adiler be. İnsan olana böyle vurulur mu? İnsanlıktan çıkmış bunlar.
Emin bunların gözlerini hırs bürümüş. Bak bu hırs bunların gözlerini kör etmiş kardeşim, kör etmiş. Ay ne Hüseyin abi, yani bunlarda hiç vicdan vicdan kalmamış. Ben seni de veren bak. Bir de hinci bunlar sene karşı kabahatli olduklarını biliyorlar ya. Onun ezikliğini de yaşıyorlar. O yüzden bu kadar çirkefleşiyor bunlar. Öy kardeşim. Demek sen benim için dayak yedin ha? Vah be. Korkma bundan böyle. Yalnız değilsin. Hakan da ben varım senin. El ele vereceğiz. Benim kardeşime böyle vurmak ne demekmiş göstereceğiz onlara. El ele vereceğiz. Bitireceğiz onları Emin. Bitireceğiz onları. Bitirem Hüseyin abi, bitirem de. O kadar da şey yapma be. Yani çok da vurmadılar biliyor musun? Böyle habersiz vurma falan mesela hiç yapmadılar. Deme böyle Emin. Baktın suratın haline. Bir aynaya gördün mü? Resmen veresiye sürülmüş, anız tarlasına döndürmüşler senin suratının. Ama ben de Gosta küsersem bunun altında kalmam kardeşim. Sen benim için dayak yedin ya. Bundan böyle dünya ahiret bacımsın. Kardeşimsin karıştım, kardeşimsin. Hüseyin abi, o kadar da dayak yemedim ben aslında. Yani ben acık abartmış da olabilirim. Ben acık abartmayı seviyorum biliyor musun? O yüzden çok da güvenme sen bana. O kadar da şey yapma. Mütevazilik yapayım da. Emin seni tuttum ben. Emin seni çok tuttum kardeşim. Bundan böyle bırakmam. Bak benim kafamda da bir takım planlar vardı buraya gelmeden önce. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız Hüseyin abi? Acanlık. Acanlık yapacaksın. Ne yapacağız biliyor musun? Bunlardan özür dileyeceksin. Gideceksin yani ben yaptım siz etmeyin falan diyeceksin. Ne yapacaksın, edeceksin. Sen bunlara kendini affettireceksin. Ondan sonra benim için acanlık yapacaksın. Double acanlık diyorlar buna. Almanya'da, Deutschland'da double acanlık filmlerde falan olmuyor mu? İkili oynayacaksın yani. Kaypaklık edeceksin lan. İkili oynayacağım da Hüseyin abi ince o zaman acık karışmayacak mı? Ben aslında dörtlü oynamış olacağım o zaman. Dörtlü mü? Dört niye oynuyorsun oğlum? Ne karışması sen? Neden dörtlü oynayacaksın Emin? Şeyden Hüseyin abi ben şeyden diyorum hani bunlar ben dostmuşum gibi yanaşacağım ya. Orada üç kişi bir de ben niye etti? Dört. Dört etti o yüzden. Dörtlü oynayacağım gibi olacak diyorum. Karışmayacak mı yani? Bu karışmaz mı? Karışmaz, karışmaz. Sen beni dinle. Sen bunlarla dost gibi görüneceksin. Geleceksin, beni yetiştireceksin, acanlık yapacaksın. Bu kadar. Kardeşim demek benim için dayak yedin ha. Hayatımda ilk defa birisi benim için dayak yiyor. Biliyor musun Emin? Çok enteresan bir duygu yani. Heyecanlıyım. Demek öyle dedi ha. Ne dedi? Hayatımda ilk defa biri benim için dayak yedi mi dedi. Niye öyle gülüyorsun Süleyman be? Zaten benim vicdanımda bir takım kanımalar var. İstersen Hüseyin'in tarafını geç, tam olsun Emin. Git bir de karanlık tarafı geç. Konuşurken bir de böyle yap tam olsun Darth Vader gılıklı. Vicdan yapıyormuş lafı bak. Lan niye öyle diyorsun gülüm sen? Yani adam bana kardeşim dedi be. Yani ben senin güveniyorum dedi. Ondan şey ediyorum ben, acık şey yapıyorum yani. Hiç şey yapma Emin, hiç şey yapma. Hüseyin'in nimal olduğu ortada. Daha yeni ihbar etmedin biz, jandarma ya bu. Hiç öyle vicdan garantecek, hiç vicdan yapacak bir durum yok vallahi. Biz kendimizi korumaya, kollamaya çalışıyoruz. Bu kadar basit. Hadi saatli olsun bakalım, yakışıklı atla. Lan! Biz bunlar senin kıyınlı konuştuk emme. Kimselere bir şey söylemezsin değil mi? Aramızda kalır değil mi abi? Ayıp ettin Süleyman abi. Tıraş parasını almasını ödeşiriz. Hadi halleşle. Şşt lan! Şşt! Bak gari sen ya. Ulan bacak kadar çocuk bile dolandırıcı olmuş ha Gireş. Hiç öyle yağmurda kalmış enik gibi bakma Emin. Hiç vicdan yapacak bir şey yok. Fırsat ayağımız kadar gelmiş işte. Bundan sonra rahat rahat görüşürüz.
ondan bizi doğru bilgi getireceksin. Bizden onu yanlış bilgi götüreceksin. Anlaştık mı ajan? İyi mi? Filmlerdeki gibi ettin yelek. Senin için böyle yaptım ya. Bu saçlan hali ne lan? Oğlum çok uzamış bunlar. Alıveren mi ben buradan bunlara? Ya uzatacağım. Ne kadar uzatacaksın sen bunu? İmine dur de yengadan. Kimseler değil adam. İyi be bildiğin gibi yap. Vallahi Safiye. Bir görsen var ya. Yumurta gibi oğlan ben sen diye veren. Tertemiz bembeyaz. Bu devirde böyle oğlan nerede bulacağım be? Ha? Vallahi bak bir oturması var, kalkması var, konuşması var. Yeminle sene tıpkı benim Molla Cemil Didem gibi bak ben sen diye veren. Vallahi Arife çok şanslı bir kız bak. Dersi Zarife'yle Nazife'nin başın gari. Aynen. Aynen. Gördün mü bak Cemil? Oğlanı tanımadan etmeden küplere binip duruyordun. Meğer Arife ne kadar da doğru bir tercih yapmış. Doğru söylüyorsun Safiye. Suizant dedim ben. Hemen ince hatamı anladım biliyor musun? Kızlar. Yani ben affedin ol ama ben sizden çok şüpheleniyordum. Bunlar diyorum tek başını bırakırsam ya zurnacıya giderler ya davulcuya. Hem vay ya beni çok şaşırttınız. Vallahi o yüzden beni affedin. Özür diliyorum size. Estağfurullah abi. Ne olacak canım? Ana! Helva gardırdım ya ben. Dur getireyim de yemeğin üstüne tatlı tatlı yiyeyim. Gerek yok Safiye. Doydum ben. Gel buraya. Abi. Ben şey diyecektim. Ne diyecektin gülüm? Hani şu olan var ya. Bana acık davranışları şey gibi geliyor. Hani nasıl desem, öyle acık dengesiz gibin sanki. Hangi olanı? Hangi olan olacak abi? Vay benim görüştüğüm Sezai. Onu diyor Allah. Sezai. Vallahi ne tesadüf baba. Bana de öyle geliyordu. Ben anlamıştım zaten bu olanda acık bir dengesizlik olduğunu. Gözlerde felfecir bakıyordu. Tövbele olsun. Ama çocuğun galbini bilemeyeceğim tabii. Yok yok. Bu oğlanda bir şey var ya. Yani abi nasıl desem öyle acık sinsi sinsi bakıyor gibi. Yani açıkçası ben bu oğlanı hiç Arife'me uygun bulmadım. Ailemize de pek yakıştıramadım açıkçası. Göz nasıl konuşuyorsunuz bakayım? Ha? Ben bu oğlunu çok beğendim. Namazında niyazında biri bu. Böyle insan nereden bulacağım bu devirde? Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınızı duyuyor mu bakayım? Ha? Vallahi kalbinizi kırarım. Yeminle kırarım kalbinizi. Yiyin yemeniz bakayım çabuk. İyi. İnginizi söyleyin. Akşama yeriz helvayı. Gözleri felfecil bakıyormuş. Asıl sizin gözleriniz felfecil. Sen dur Hacı dayı, yardım ediverem ben sana. Yoksa bir taraflarını tutulacak, gelecek sonra. Yoksa bir tane boynu mu tutulacak? Bir şey taşımıyor ki o. Neye tutulsun ki boynu? Sen karıştırma gari işte, boş ver. Sağ ol, Allah razı olsun oğlum. Sağ ol. Estağfurullah dayı, lafım oluyor şuncacık şeyin. Sen bizi dua etme yeter. Selamünaleyküm Sezai. Aleykümselam. Hayırdır ne işin var oğlum senin burada? Ne yapayım Cemil abi seni bekliyordum. İlkin namazı 15 dakika kaldı ya. Beraber gideriz dediydim. Seni beklerken de işte mal falan geldi. Acık ustan yardımcı oluverem dedim sevabını. Allah senden razı olsun be. Allah sen ne kadar da böyle iyi yürekli bir insanmışsın. Allah hepimizden razı olsun Cemil abi. Bu arada unutmadım. Evden çıkarken bir tane takvim yapralıydım. Arkasında hikmetli sözler, evliyalan hayatları falan oluyor ya. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hadi oku bakayım öğrenelim. Ha? Riya ve yalan. Riya iş ve davranışları gösteriş için yapma demektir. Yani ikiyüzlülüktür. Riya ve yalan insanı şeytanın oyuncağı haline getiren iki zehirdir. İki zehir neymiş? Riya ve yalan. Neyse.
neyse. Her zaman konuna işte. Bugün okumsak da olur. Yapalım, gidelim mi camiye? Gidelim be. Gidelim. Ya Allah senden razı olsun ya. Sen ne kadar da temiz kalpli, iyi yürekli bir insansın ya. Yumurta gibi oğlansın vallahi billah. Sen nerelerdin oğlum bugüne kadar? Ya işte öyle Neşe. Hafize teyzenin gözler kullanılmıyor. Damarlar, sinirler hep hasar görmüş. O ilk zamanla ameliyat olsaydım göreceğimişim ya. Ne yapacaksın işte, kısmet bulmuş. Hafize teyze, bir doktora falan gitmediniz mi? Belki bir başka çaresi daha vardı. Hani ne bileyim, ameliyat falan yaparlar. Yok be kızım, avuntoludun. Gitsedik, koşturduğumuzla, üzüldüğümüzle kalacaktık. Zaten olacak olsaydı, açıldığında bir daha kapanmazsın. Beni bak Neşe. Üzülme kızım. Hiç üzülme. Allah bana bir gün verdi. Çok şükür. Çoluğumu, çocuğumu gördüm. Eşimi, dostumu gördüm. Doğdum, büyüdüm, yerler gördüm. Ben o zamanla bu kadınla da razıydım Neşe. Şimdi mi razı olmayacağım? Siz çok büyük insanlarsınız Hafize teyze. Biz gençler sizin gibi olamadık. Bir el esti, bir yağmur çiseledi. Hemen yolumuzu şaşırıverdik gari. Yok be kızım. Siz daha pırıl pırıl gençlersiniz. Hepiniz gari kendi yolunuzu bakacaksınız. Daha ne güzellikler çıkacak karşınıza. Beni bak. Bu bir dela böyle guru guru inmez. Mutfakta ayranmadın. Getir de lokmamızı ısladan. Tamam Hafize teyze, getiriyorum. Bak böyle çizeceksin. Elini serbest bırakacaksın. Böyle bak. Olmuyor ki ama. Sen yapınca oluyor. Ben yapınca olmuyor. Sen neden Sibel ablayla beraber yatıyorsun? Süleyman abimle Sibel abla neden aynı odada kalmıyor? Benim hem ayak babam var. Biliyorum. O istemiyor. Neden ama? Onlar evliler sonuçta. Neden aynı odada kalmasınlar ki yani? Yani evliler ama evli değiller gibi. Ben de anlamıyorum. Baba yine bir işler çeviriyor ama boş ver. Bize ne? Ne sizciğim? Böyle oluyor mu? Maşallah. Ekmeklerin ne güzel kabarmış senin ya. Mayasından kızlar, mayasından. Biz de aynı mayayı kullanıyoruz. Bizimkiler kuruyor kalıyor. E o zaman elden diyorum kızlar. Hani diyorlar ya, el elden denişiktir diye. Ha baba, baba. Duruyor baba. Sıcak sıcak ekmek yaptım. Böyle veren de sen de tadını bak. İstemez. İşim gücüm var benim. E ne olacak canım? Hemen arasına peynir de koyuveririm. Yiye yiye yürürsün. İstemez. Ekmeğinizi de suyunuzu da istemem sizin. Aa. Ne oldu baba şimdi? Sana karşı yanlış bir şey mi yaptım ben? Kocana sor sen onu. O kocan olacak düzenbaza su. Allah Allah. Niye kızdı ki şimdi? Yine Nihat'la karıştırıyorsun Emin. Of. Emine. Emine. Azıcık konuşabilir miyiz? Hayırdır Neşe? Sibel ile Süleyman'ın evliliği hakkında. Neler oluyor Emine? Sibel ile Süleyman'ın evliliği hakkında mı? Evet Emine. Sen biliyordun ne olduğunu. En başından beri biliyordun. Evliler ama aslında evi değiller gibi de ne demek oluyor Emine bu?
Yemek hazır. Eline sağlık. Bayağı bir şey hazırlamışsın. Zahmet olmuş. Sen gidiyor musun? Oturmayacak mı? Mutfakta atıştırdım ben bir şeyler. Aç değilim. Gonca kızım, hadi gel yemeğini ye, soğumasın. Ben aç değilim baba. Okula gideceğim zaten. Sağ ol. Döndük Atiye. Emme sanki evde cenaze varmış gibi. Böyle ruh gibi dolmuyoruz işte. Ha, üzülme arkadaşım. Gelir geçer böyle şeyler. Sen bunları düşünme. Okulunu düşün. Ne gülüyorsunuz? Ayıp değil mi? İnsanların başına gelemez mi böyle şeyler? Hemen gülmek, aşağılamak olay değil mi? Sen ne diyorsun Gonca? Ben bebeklik resmimi gösteriyordum Seher'e. Ona gülüyorduk. Aha bak. Ben yanlış anlamışım kızla. Kusuruma bakmayın. Hadi gel. Bizim dersimiz başlıyor. Biz sınıfımıza gidelim. Hadi. Neden susuyorsun? Neden bir şey söylemiyorsun? Sen her şeyi biliyordun değil mi? Ondan Süleyman'ın peşini bırakma diyordun bana. Ondan Haşim'le bir yola falan girme diyordun değil mi? Sen benim arkadaşım değil misin? Arkadaştan da öte sen benim ahiretliyim değil misin? Neden benden gizliyorsun, neden söylemiyorsun? Söyleyemem Neşe. Söyleyemem. Çünkü bir söz verdim ben. Söz mü verdin? Kime söz verdin ki Emine? Sibel'e. Sibel'e söz verdim. Ona, o kıza verdiğin söz benden daha değerli değil mi? O kızla aranızdaki sır benden daha önemli yani. İyi tamam. Tamam öyle olsun Emine. Böyle arkadaşlık da olmaz, ahiretlik de olmaz. Bundan sonra ben senin hayatında yokum. Neşe, duruyor bak. Vallahi ben senin iyiliğin için... Benim iyiliğim için bir şey yapmak istiyorsan bana gerçekleri söyleyeceksin Emine. Ya bana şimdi gerçekleri söylersin... ya da bir daha benim yüzümü göremezsin. Tamam. Tamam Neşe, söylüyorum. Söylüyorum Neşe. Formalite. Sibel'le Süleyman'ın evliliği formalite. Nasıl yani? Ne demek formalite Emine? Ya bildiğin formalite işte Neşe. Yani onların arasında öyle aşk gibi, sevgi gibi şeyler yok. Hani bunların arasında bazı dedikodular çıktı ya kasabada. Süleyman'la Sibel'in arasında hani bir şeyler yaşanmış diye. İşte onlar da kendilerince bir çözüm bulmuşlar. Milletin ağzını kapamak için biz formaliteden evlenen... sonra da anlaşamadık, ayrıldık deriz demişler. Yani... Süleyman'la Sibel'in evliliği gerçek değil mi Emine? Yok değil. Emme, Sibel benden söz aldı. Senin Süleyman'ı ne kadar sevip sevmediğini anlamak için... gerçeği söyletmedi böyle. İşte böyle olacaksın. Borcunu, harcını iyi bileceksin. Zamanında ödeyeceksin. İnsanlığa müşkül etmeyeceksin. Abi Kemal, biz alın da elden kazan alın. Siz bu barızın malı gibi alın. Haram zıkkım olay inşallah. Hadi lan oradan. Hem para dayıya borç takıyorsun... hem de karşıma geçmişsin beddua ediyorsun.
Bu kadar borcu ödeyemeyeceksin. Neden aldın o zaman sen ha? Neden aldın? Ne borcu ya? Sen de kilo bir borç borç değil durma. Haracın adı ne zamandan beri borç oldu? Bari insanları salak yerine koman. Haraç alıyorsa haraç aldık deyin. Haraç mı? Niye haracı diyorsun sen ya? O elindeki haraçtan bahsediyorum. Şuna bak, bile bilmiyormuş gibi konuşuyor. Her ayın başı gelip Baladay'ın namına haraç toplamıyoruz mu bizden? Allah Allah. Abi ne diyor ya? Ne haracından bahsediyor? Borç değil miydi canım bu? Onlar haraçlar, biz borçlarız. Para paradır, ne fark eder? Ters ters konuşma lan sen de. Bizim sayemizde nefes alıp veriyorsun ya. Bundan büyük borç mu olur? Herif yalan dayı. Hakikaten dediği gibi. Allah vergisi bir yeteneği var. Vallahi nasıl yapıyor anlamadık ki. Alttan giriyor, üstten çıkıyor. Bir şekilde parayı söküp alıyor. Vallahi büyük şeker var bu oğlanda. Bu oğlanla da çok işimiz olacak. Çok para kaldıracağız. Çok. Aptal Bahri. Mangafa Bahri. Mafya mı oldun lan sen? Ha? Tüy bitmemiş gariplerin aklımı yemeye başladın lan sen bari. Vallahi bu eller kirlendi gari. Bir zamanlar insanların yanında olan, dost canlısı olan bari yok gari. Artık paranın ve gücün esareti altında oldu lan. Ulan bari. Hak etmiyor lan işte. Hak etmiyorsan. Sadıçlığını da Atiye'yi de hak etmiyor lan bari. Allah'ım. Rezil rüsva adamın biri oldun sen bari. Dur yenge, tuttum ben. Sağ ol kızım. Ay ne güzelmiş böyle. Hep aynı gün mü pişiriyorsunuz ekmekleri? Ha, böyle iyi oluyor. Hazır fırın yanmış kanı. 3-4 tane birleşiyoruz. Pişiriyoruz işte. Kamil! Hey! İki tane çırpıyı ayarlayamadın mı da? Geldim Cemre, geldim. Benim 10 tane elim yok ki. Amca ne yaptın sen? Çok bunlar yüklenmişsin hepsini. Bırak kızım, ben taşırım. Sen beni bırak. Ya olur mu hiç öyle şey? Beni falan inciteceksin Allah korusun. Ha İsmail geldin mi? Açsındır sen şimdi. Ocakta yemek var. Sen geç, ben geliyorum hemen. Yok, ben o kadar aç değilim. Sen acık da bana ver de ben de taşıyayım ben. Ha yok, gerek yok. Götürürüm ben. Yüklendim zaten. Şansına da Melek ablalar bir parça ekmek yolladıydı. Arasına peynir de koyayım mı? Yok yok, ben koyarım. İyi o zaman. Sen yemeğini ye. Ben fırına gideyim. Cemile yengem yalnız kaldı da. Duruyor canım. Yemeği yiyince ben giderim. Ha yok, ben giderim. Sen rahatına bak. Afiyet olsun. Elin sağlık. Selamünaleyküm, kolay gelsin Mesut abi. Oo, sağ olasın İsmail. Geç geç, hoş geldin, geç buyur. Vesikalık mı çekileceksin? Yok. Vesikalık değil de... Bende öyle bir kartpostal var da, acaba diyorum sen bunu büyütebileceğim, çerçeveleteceğim de. Ne yapacaksın lan bunu? Bende güzel o resimleri var, sana onlardan verem. Ya, ben özellikle bu resim olsun istiyorum. Birin güzel bir şey yapacağım da... Gel, mutlu olacağı bir şey yapacağım da ben. O beni çok yaptı biliyor musun? Ben deyince böyle alakasız bir şeyle gidersem bir anım olmazdı. Yani bunu yap. Embele bak İsmail. Sen evli barklı adamsın. Böyle karı kız dalgası falan yok değil mi? Yuh gari Mesut abi. Sen de bizi iyice şey yaptın ha. Tövbe tövbe. Sen büyütebilecek misin, büyütemeyecek misin? Onu deyme bana. Tamam canım. Ne kızıyorsun? Anladık. Senin için önemli biri. Beni de alakadar etmez zaten.
Yalnız güzelmiş resim ha. Kimi böyle dağa taşa hevesedir, kimi de şehre. Seninki ekmek küreğine bir asıldı, sapı elinde kala kaldı. Arkasından ekmek yanıyor, ekmek yanıyor diye bir bağırışı var. Göreceğiz. Fırına böyle bir sallası mı göreceğiz. Buna boşuna saha dedim edememişler. Kız vallahi anasının aynı ha. Yeter lan gari. Kadının tasvirini yaptın durdun. Şuna da bak ya. Aynısını yapıyor. Tövbe tövbe. Ay ama yapılmayacak gibi değil ki yenge. Ya o değil de o mavili kız nasıl tuttu fırlattı kadını öyle. Ben dedim bizim hamurluğun içi gidecek. Az daha galeci gibi atlıyordum vallahi. Kızım sen bunları tanımıyorsun. Bunlara saha nedimeler diyorlar. Bunların 10 metre kıyında dolaşmayacağım. Allah muhafaza kafana bir saksı düşmediği kalır ha. Oh vallahi ekmek mi yapmışsınız, eğlence mi belli değil. Biz de okulda dersin zaman bitecek diye burada şen döken. Sen beni mi okuyuveriyorsun lan? O zaman sen de okursun, yarın mühendis olursun. Gidersin eğlencenin kuralını yaparsın. Ne mühendisin ki ya? Yazar olacağım ben. Kitap çıkarmak gibi planlan var biliyor musun? Gördün mü? Aç kalmaya hevesli biri daha. Abisi radyocu oğlu. Kardeşi yazar oğlu. Ulan yazmayla çizmeyle karın burada yanmış. Nerede görülmüş o? Hayırlısı olsun. Cemile, tulum peyniri kalmadı mı? Ekmeğine iyi gidiyordu kız. Nereye kalıyor Kamil, nereye kalıyor? Sildin süpürdün maşallah hepsini. Ha bizde vardı. Ben sabah İsmail'e götürüverdim. Hemen gidip alıp gelin. Dur kızım sen zahmet etme. Gel kızım. Gel kızım gel. İyi. Peynir tuzlu deyince ben bir su alayım da gelin. Dünyayı yedim. İsmail neden geldin? Ben getiriyordum. Yakut ben senin bir şey diyeceğim de kalabalıkta söylemek istemedim. Ay hayırdır inşallah kötü bir şey değil ya. Yok. Öyle kötü bir şey değil. Ben sana bir şey aldım Yakut. Hani sen sürekli benim için bir şeyler yapıyorsun ya. Belki dedim, ben de seni mutlu edebilirim. Öyle bir şey yapmak istedim. Açmayacak mısın? Daha kulübü. Kursalı şey yapmışsın sen. Hani sen çok seviyorsun ya. Ben de büyüden büyüdüm. Daha rahat bakarsın diye. İsmail, çok şaşırttın beni. Ben bunu çok güzel bir yere alacağım. Ben bizimkileri sualim biriydim de hiç bir yanlış anlaşılma falan olmaz. Gidem ben ya. Neşe, kızım. De bak ben sana ne vereceğim? Ne vereceğim baba? De bugün çarşıya gittim. De bunlardan aldım kızınıma. Hani Aşık'a mektup gönderirsen de bunlara yazarsın. Gurbet elde uğulancağız. Asker ocağında mektup ilaç gibi gelir adama. İlaç, ilaç. Olur baba, öyle yaparım. Ha Müjde abiye, sen de bizim oranın banda peynirinden bur
hurma sucuğundan şöyle güzel bir paket yap kule. Ben onu yarın postaneden gönderirim. Asker ocağında kızanacağız. Ne yer, ne içer, hiç haberimiz yok vallahi. Vallahi doğru söylersin hayat. Kaç vakittir aklımdaydı zaten benim. Hiç merak etme sen. Ben yarın her bir şeyi hazır ederim. Hatta Neşe'yle çıtır çıtır bir katmer açıp katarız pakete. Taze taze yesin kızan. Yer tabii ya, yer tabii. Nişanlısının eli değmiş. Sevdici kızının el cazı değmiş. Aa Neşe. Hani sen Haşim'i arayacaktın ya. Ne yaptın, aradın mı ya? Yeter gari. Haşim de Haşim, başka muhabbet yok mu bu evde? Kalmadı mı yani? Allah Allah. Allah Allah. Ne oldu şimdi buna böyle be ya? Neşe. Kızım iyi misin sen? Niye çektin gittin öyle? Neşe. Tekiz Hanım yanlış bir şey mi söyledik? Bir yanlışımız mı oldu sana karşı? Yok bir şey anne. Baba iyiyim ben, merak etmeyin. Yani öyle birdenbire şey oldu. Geleceğim birazdan. Şaziye bana Şükran yok mu Emin? Vallahi onun yaptığı ekmekler bir göreceydim. Böyle kupkuru, taş gibi. Ay bir göreceydim vallahi. Sonra benim ekmekler bir çıktı fırından. Öyle gözler kocaman açılıverdi vallahi. Emin, vallahi biz bunu değiştirmeyelim bak. Bak sen ya ne kadar güzel mayalanıyor. Sen nereden aldın bunu Emin? Emin? Sen beni dinlemiyor musun gülüm? Ben sabahtan beri boşuna mı konuşuyor? Mimin ya, ne bağırıyorsun gülüm? Aklımı çıkardın be. Dinliyorum, ekmek mayalıyorsunuz işte, onu anlıyordum. Emin, sen akşam uykunu almadın mı gülüm? Ne bu halin? Sorma. Gözüme 2 gram uyku girmiyor Emin ya benim. Sabaha kadar kabuslardan kabus beğeniyorum ben. Hepsi de vicdan azabımı iyicene kanırtıyor. Vicdan azabını kanırtıyor demek. Gari bu oyunu yaptıysan rüyalarına kadar gidiyor demek ki. Emin ya, bu bana ne yapacağım ben gülüm? Sabah sabah nereden çıkarıyorsun bunları? Nereden uyduruyorsun sen? Ne bileyim, babam küsmüş ya bize. Haberin vardır sanıyordum. Selam sabah kesmiş vallahi. Benimle bile konuşmuyor. Neyin var deyince de sonra git kocana sor dedi. Hayırdır Emin? Ne var sizin aranızda? Ne sıkıntınız var? Bizim ne sıkıntımız olacak Emin ya? Ben yani bir denecik babamın kalbin kırağı mıyım? Ben onu hiç üzecek şeyler yapar mıyım gülüm? Sen bizim kasabalının huyunu bilmiyor musun? Buna gitmişlerdir, bir şey demişlerdir, fiş fişlemişlerdir. Bu bacağızım da sağ olsun bize gelip sormadan, anlamadan, dinlemeden küstük ediyordur ama sen hiç korkma, ben onu konuşurum, gönlünü alırım Emine. Bir de ben işe geç kalmayayım çünkü vazife beklemez. O yüzden ziyade olsun, elin sağlık gülüm. Afiyet olsun. Hay kardeşim. Hayırlı sabahlar kardeşim benim. Bak tam zamanında gelmişim ha. Nasılsın, iyisin? Günaydınlar olsun, tam zamanında gelmişim. Dükkana götüreceğim seni, hadi yürü. Ne gerek o adam Hüseyin abi? Ben bir emine bu sefer biner gelirdim görüm. Olur mu lan öyle şey? Sen benim için dayak yemiş adamsın. Sen bundan böyle benim kardeşimsin. Hep yanındayım. Sadece bu sabah almayacaksın ha seni. Bundan böyle her sabah seni alacak. Benim kardeşim yorulmayacak. Ya ben gene de yorulsadım daha iyiydi Hüseyin abi. Deme böyle. Oğlum öyle şey. Ben arabayla gideceğim, sen minibüsle gideceksin öyle mi? Yakarım lan bu arabayı. Bana bak gel. Hem giderken biraz planlarımızı konuşuruz. Bu sağdışları nasıl alt edeceğiz, onun sağlamasını yaparız diyorum sana. Gel bakayım, bin, bin. Madem plan yapacağız, gelelim o zaman. Otur. He?
Ayşe? Hayrola, kötü bir şey mi oldu? Senin ne işin var burada? Yok, ben seninle acık bir şey konuşuyordum da... eğer vaktim varsa bir kenara geçer mi? Oldu canım, oğlum. Konuşalım canım. Tamam, ben şey, dükkanı geçiriverem, yanını kapat... dükkanı kapatıverem, hemen kıyını gelen. Bir şey konuşacağım dedin. Neşe, söylemeyeceksin mi? Ben... Süleyman, yani... ben bir takım şeyler öğrendim. Yani... Sibel'le senin arandaki gerçekliği öğrendim. Öğrendim derken ne? Limana adı yani. Anlamadım da. Sibel'le formalite gereği evlendiğinizi öğrendim. Neden söylemedin bana? Neden gizledin onca zaman benden? Çekiyorum. Dur kızım, yavaş yavaş alacaksın. Öyle yavaş yavaş. Önce tepsinin altını bir yaylandıracaksın, ondan sonra birden çekeceksin. Yavaş yavaş. Of, hadi bir daha. Oluyor, tabii yapınca olmuyor ya. Kolay değil. Her şeyin bir ilmi var tabii. Olsun emme, böyle böyle öğreneceksin sen de. Öğreneceğim. Neyse bak, ekmeğin güzel olmuş yine de. Mayasını açıp daha az katarsan, bu üstündeki benekler olmaz bir dahakinde. Anladım. Tamam. Bir dahakine öyle yapayım. Neyse sen burada dur. Kedi köpek gelmesin şimdi. Biz de gidelim öbür hamurları alalım. Bizim kızlar çoktan bitirmiştir şimdi. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Güzel. Kolay gelsin. Bakıyorum iyice buralı olmaya alıştın sen. Kolaysa başına gelsin. Yani nasıl diyorlar, böyle diyorlar değil mi? Bak, öğreniyorum yavaş yavaş. Neyse. Ben bir şey demeye geldim sana. Neşe, sizin bu Süleyman'la formalite evliliğinizi öğrendi. Sen de bil de sonra anlaşmayı bozdun dememeli. Anlamadım. Ne demek öğrendi yani, nasıl öğrendi? Ne bileyim ben. Duymuş işte bir yerden. Geldi sordu beni. İşte bunların aralığında neler var dedi. Ben baştan söylemedim ama acık sıkıştırınca söyleyiverdim. Ama biz anlaşmıştık seninle. Söz vermiştin, söylemeyecektin. Ya ben söylemedim diyorum sana. Duymuyor musun sen beni? Öğrenmiş işte bir yerden. Hem eninde sonunda öğrenciydi zaten. Sonuçta kadar sır mı kalacak sandın? Bir şey söylemeyeceksin mi? Neden söylemedin? Neden gizledin benden? Mecburdum Neşe. Kimseye bir şey söyleyemezdim. Anamın hala haberi yok biliyor musun sen? Sen de bilme. Ben Sibel'i dedikoduların orta yerinde bırakamazdım. Sen Sibel'i korumak için yani öyle mi? Yani Sibel'i dedikodulardan koruyabilmek için. Öyle değil yani. Aslında... bu aklınca bir oyun oynamış bana de. İşte Almanya'da bir sevdiği varmış bunun. Bizim bura küçük yer ya. Hani burada benle dedikodusu çıkarsa... abisi burada barınamaz. Nasıl da rahat topla, Almanya'ya dönerler diye düşünmüş de. Gerçi son çok pişman oldu kız. Sevgilisi bunu terk mi etmiş, ne yaptıysa. Ben de sütten çıkma kaşık değilim tabii.
Ben de bu sen altınlara ulaşamazsın diye kıza türlü maymunlukla öyle bir yakın durmada falan işler buraları geldi. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum Süleyman. Yani ben sanıyordum ki... Boş ver, düşünme sen bunlara. Ne yapacaksın? Takdir böylemiş diyeceksin. Vallahi ben Sibel'le ne yaparım bilmiyorum. Abisi zaten istemiyor. Boşanırız biz herhalde. Boş ver sen. Hem sen hayatına bakacaksın. Değil mi? Zaten bir nişanlın varmış. Eli de çok ağır maşallah. Aranız da iyi. Sen düşün garbeyi. Ne demişler? Yolu bakacaksın, yolu bakacaksın, yolu bakacaksın. Yazı tecelli böylemiş. Süleyman, sen çok iyi bir insansın. Ben çok yanlış anlamışım her şeyi. Emme, senin de dediğin gibi işte. Tecelli öyle. Nasıl yazıyorsa öyle olacakmış. Emme, keşke başka bir yolda olsaydı biliyor musun? Keşke her şeyi geri döndürebilmenin bir yolu olsaydı yani. Şuna bak. Nasıl da lebir lebir konuşuyor. Kula gidince olur dedi. Tıpkı senin eski günlerdeki gibi maşallah. Sonra bana ödevleri verin tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi. Atiye. Dur canım korkma benim Bahri. Kahramanın geldi. Bahri hayırdır? Ne yapıyorsun burada? Okula niye gelmiyorsun? Kafamda yine deli sorular. Ha Bahri, ne var o tencerenin içinde? Dur Atiye, aynı anda 10 tane soru sorma. Kafam karışıyor, tek tek sor. Ya da sen sorma Atiye. Bu sefer ben konuşacağım. Atiye, ben karanlık işlerin içine girdim. Ben çok değiştim Atiye. Sen bana artık haydut mu dersin, kanun kaçağı mı dersin, ne dersen dersin. Orası senin bileceğin iş emme. Ben geri dönüş olmayan bir yola girdim Atiye. Dönmezsem gönül razı değil. Dönmezsem de mıhlarla beni. Ne mahlaması? Şaka mı yapıyorsun sen? Yine ne diyorsun Bahri? Ne şakası canım? Keşke şaka olsa, keşke hal olsa ama. Gerçek Atiye. Benim ellerim kanlandı artık. Senin saf fenarın ellerini tutamaz Atiye. Neyse Atiye. Aha bu tencereyi benden bir ayrılık yemeği olarak kabul et Atiye. Biliyorum eskisi gibi yemekler ustası değilim emme. Bunu senin için yaptım Atiye. Hani anlatırlar ya, padişahın birinin yolu zamanında böyle kadın birinin eline düşmüş. Kadın da garip, mahcup tabii işte böyle. Evde ne var ne yok karıştırıp yapmış. Vallahi bu ya, padişahın da yemek çok hoşuna gitmiş. Ne çorbası demiş bu çorba. Kadın da demiş ki darhane çorbası demiş. İşte Atiye, sen de benim... Darhane çorbandı. Sen de o fakir evde benim beğendiğim çorbandı Atiye. Neyse. Benim gari gitmem lazım Atiye. Karanlık kuranlık işler beni bekler Atiye. Ne kadar elim kan revan içimde de olsa... ...bu kalbimi senin için açacak Atiye. Kendine sen çok iyi bak. Beni hiçbir zaman unutma.
hoş geldin. Süleyman, sana şey soracaktım ya, ortalığı topluyordum da bunu buldum. Çöpü atayım mı, lazım bir şey mi bilemedim. Ne atıyorsun sen bunu canım? Sen her elin geçin çöpe mi atacaksın ben? Ben çöpe atacağım demedim. Sordum sadece. Sen bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor musun? Lazım. Şey yaptım ben. Yanlış anladım. Atacağım dedin sandım Sibel ben. Yanlış anlamışım. Bir de ben bu ara çok çalışıyorum biliyor musun? Gayiş boş dönüyor bende. Sen şey yapma yani. Kusura bak. Heh geldi. Getir kardeşim. Çabuk 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 çabuk. Ver bakayım abin gene. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Hüseyin abi ne zahmet ettin sen gölüm. Yani kendini niye masrafı sokuyorsun sen? Oğlum Emin. Yiyeceksin. Ne masrafı? Oğlum öyle şey. Tut şunu bakayım. Sen benim için neler yaptın be? Bir ödemiş tostuyla portakalın. Lafı mı olur lan? Estağfurullah Hüseyin abi. De hinci ben kahvaltıyı acık sağlam yaptım da ondan diyorum yani. Ben bunu yersem içim rahat etmeyecek benim. Midem rahat etmeyecek ben bunu yersem manasını diyor musun abi? Yiyecek Emin. Ye. Burada da yiyeceksin, kahvaltıda da yiyeceksin. Can boğazdan gelir. Yiyeceksin ki beynine kan gitsin kardeşim. Bak biz beynimizle ekmek kazanan adamlarız. Yiyeceksin ki beynine kan gitsin. Senin nasıl dövdüklerinin intikamını alacağız o hayvanlardan, o haydutlardan. Yok, biz intikam olarak şey yapmayalım Hüseyin abi. Çünkü böyle ciddi bir dövme yok ortada sonuçta. Böyle intikamlık bir durum yok yani bence. Oğlum Emin, ne çabuk unuttun? He? Suratını anıs tarlasına çevirdiler. Unuttun mu? Buldular da bir senin gibi sahipsiz adamı. Gevura vurur gibi vurdular senin ağzına bunu dem. Ama merak etme kardeşim. Senin hakkın yerde kalmayacak. Ben de Gostan küsensem hem senin hakkın hem benim hakkımı aciz o haydutlardan. Sen merak etme. İyi bakayım şimdi. Portakalsın. Taze sık tadı. Bak bulamazsın başka yerde. Aferin. Ye. Hadi. Hadi. Hadi afiyet olsun. Hadi. İsteyen var mı Fikri abi? Ne isteyeceğim lan senin ağabeyinden? İsteklerime okum yok ki zaten. Ne yapsın adam? Senin istekler de çok uzun oluyor Fikri abi. Program mı yapacağım, Fikri abinin şeceresini mi sayacağım deyip duru. Al lan. Yarısını yırtıyorum o zaman. Bu defa da okumazsak külahları denişiriz ona göre. Heh. Ben yarısının da yarısını alayım da garanti olsun. Ne yapıyorsun lan yersin? Lan hanımın tarafına ayıp olacak. Lan. Hiç denişmeyeceksiniz mi lan siz? Hiç denişmeyeceksiniz mi? Benim çay kalsın Fikri abi. İşim çıktı. Sendeki kaşlar bende de ulaydı var. Kolay gelsin Hayat abi. Oh, Ersin! Dur ben şu isteğini al be. Ah! Avlu parası. Şşş! Çok güzel bir istektir ha. Macir Hayati'den asker ucağındaki biricik ve müstakbel damadı. Aşim için gelsin Beyav. Bu sondaki beyaz da olacak mı? Olacak tabii be ya, olacak tabii be. Olsun be ya. Hadi kal sağlıcak lan. Hadi görüşürüz Hayat abi. Sendeki kaşlar bende de olaydı oy. Mahmut lan. Çivi yazısından mı yazdın sen bunu abi? Vallahi Sümerler bile daha iyi yazıyorlardır yemin ediyorum. Yürü git lan. Biz Sümerler gibi okula mı gittik? Elimizden bu kadar geliyor işte. Ya iyi bir şekilde çözeceğiz gari. Radyocu muyuz, arkeolog mu belli değil. Hadi görüşürüz.
İyi vallahi dayı. Sonunda okunacak bir istek denk geldi. Sabahattin abi değil mi lan bu? Ne işi var benim peşimde? Dur lan FBI! Bisikletin yeri koyuyorum. Çekil lan tezat. Ne FBI? Ne diyorsun sen? İşini o da FBI ne yarar? Konuşma lan. Ne FBI ne CIA ne fark eder? Ver benim bisikletimi. Babamı söylerim. Görürsün sen. Ver. Bak sen ya, bir taşın altından da çıkmasan ölürsün sanki. Bir taşın altından da çıkmasan ölürsün. Yazarın kafasından başa çıkabilir misin? İleride çok çirkin dedektif hikayeler yazacağım ben. Git sen git. En hakiki öz İsmail'le istek attı. Devam ediyor. Devam ediyor. Evet sevgili dostlar, 99.9'da Sadıç FM'de en hakiki öz İsmail'le istek attı. Tüm hızıyla devam edip durur. Hemen hiç vakit kaybetmeden sıradaki isteğimizi geçiyoruz. Sıradaki isteğimizi bizden İnce Oğlan'dan Hamide Ağa istemiş. Abileri İdris, Mehmet ve Üzeyre, kardeşi Hazer'e armağan etmiş. He, bir de not ekleyememiş Bakkari. Akşam bize çay içmeye gelin demiş. Aa, biz de davet etmeyeceğim mi Hamide Ağa? Vallahi bak çok anlıyorum ha. Biz de burada boşun böyle boğaz patlatmıyoruz. Biz de onunla agırmıyoruz. Hemen ondan isteklerini çalıyoruz. Sıradaki şarkımız gelsin. Ne gelsin? Asmam çardaktan, suyum bardaktan gelsin. Hadi bakayım elle havayı. Gel lan gel 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 gel. Geç 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 geç. Ne yaptın lan kimse görmedi değil mi? Yok. Sebahattin abi düştü peşime ama un zekici bamlilen hemen atlattım. Ulan Sebahattin bak be Naldos benzinci. İki sene radyodan bedavaya reklamını yapacak ya. Ödül avcı sormuş kıyar. Abi burada periler, hayaletler falan yoktur değil mi? Çarpılmayız değil mi? Lan ne perisi ne hayat saçma sapan konuşma be. Yürü hadi yürü. Ulan velede bak be. Nereye kayboldu lan bu? Ulan bu yeni nesil de temel cin gibi olmuş vallahi. Ulan. Bu deli Hikmet'in evi daha bakımsız değil miydi? Ne olmuş buraya böyle? P
pencereler falan böyle değildi. Cak değil mi lan o? Ulan çakalla sizi. Bak sen cigolma da adam çarpmaya kalkacak la. Aklın sıra cinler, periler, ordu diye kimse gelmeyecek değil mi? Çözdüm lan sizi. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Bir öf verem güzel kız, limon yanaktan. Cık, limon yanaktan. Kriminal Sabahattin'in katkılarıyla. Hay maşallah, yarasın koçuma, yarasın kardeşime. İç, ye. Senin o adilere, o vicdansızlara karşı diptir, cap canlı durman lazım kardeşim. Yalnız adi demesek Hüseyin abi. Yani adi olmadıklarından değil de... bizi yakışmaz, öyle kaba saba konuşmak bizi yakışmaz manasında. Hak ediyorlar Emin. Sonra kadar hak ediyorlar. Kanunsuz yollardan bana rakip olmaya çalışmadılar mı? Ha, senin ağzını burnunu kırıp sana meydan dayağı çekip seni fıydırıp atmadılar mı? Koruma onları ben ha. Sen bırak şimdi onları. Şimdi düşünelim. Seni nasıl affettireceğiz sağ dışlarına karşı? Buyur. Yani Hinci ben de tam olarak karar veremedim. Hüseyin abi yani bir şeyler bulacağız ama nasıl bulacağız bilmiyorum yani. Buldum lan. Bir demet çiçek alacaksın. Şöyle papatyalı güllü güllü. Gideceksin, kalbinizi kırdım, sağ dışlığa diyeceksin. Kusura kalmayın diyeceksin, özür dilerim diyeceksin. Ne diyorsun? Olur gibi de emme sanki tam da olmuyor gibi Hüseyin abi be. Böyle çiçek falan. Doğru söylüyorum, tam olmuyor. Sanki hanımla barışır gibi. Tövbe estağfurullah. Buldum. Klasik de bu. Ben senin ağzına burnunu kırmış gibi yapacağım. Ben seni böyle fıydırıp atmış gibi yapacağım. Sana meydan dayağı çekmiş gibi yapacağım. Onu bu. Ne diyorsun? Ya denendi o zaten. Ne zaman denendi? Ne denendi? Ne zaman denendi? Ta çok önceden denendi. Görüm yani biz Hicabi abiyi mi kandıracağız? İnci başkasını mı kandıracağız? Geçmiş gün bilmiyorum. Tam aklımda kalmamış. Emme ya tutmuyordu zaten. İnandırıcı da değil. Olmuyor, tutmuyor. Emin ne yapacağız o zaman? Sen düşün. Hay ne yapacağız? Nasıl sızdıracağız seni sağ dışların arasına? Söyle bana. Sızdırmasana falan gerek yok Hüseyin abi. Ben onunla nerede olduklan buldum. Buldun mu? Doğru mu diyorum lan? Buldun mu? Büyük ihtimalle Deli Hikmet'in evinde. Bu evle ilgili cinli perili hikayeler vardın ya. Bununla aklı sıra o eve kimse uğramayacak diye oraya kurdular. Oraya kurdular bak kesin. Ya oraya kurulmadılar. Yani oraya kurulmuş olamazlar. Hüseyin abi lan 40 yıllık eski sadıçlığımı bana mı öğreteceksin sen Sebahattin? Hüseyin abi onlar korkarlar öyle yerlere girmekten be. Orayı kurulmuş olamazlar bak ben seni deyiveren. Bu Jack niye o zaman? Ha? Bu Jack niye o zaman? Jack ne lan? He. Bu Jack'ı Deli Hikmet'in evinin yakınlığında buldum. Hem ne belli lan senin o satışların tarafında olmadığın hala? Yo sabah tut, Jack'ını tut. Kardeşim artık benim tarafımda. Bizim tarafımızda bizim için, benim için dayak bile yemişliği var. Demek sen bu Deli Hikmet'in orada olabilirler diyorsun ha? Kesin. Radyo oraya kurdular diyorsun. Kesin. Bir şey diyeyim mi? Daha şimdiden aklımda çok çirkin planlar var. Aferin Sabahattin. Demek gece gizlice gireceğiz dedi ha? Radyonun resimlerini çekip jandarmaya deliller teslim edeceğiz dedi. Aynen öyle dediler Sadıç. Hem de fotoğraf makinesini de Şipşak Mesut'tan alacağız dediler. Her şeyler profesyonel olacakmış. Bir daha yaş tahtaya basmayacaklarmış. Sen de agideşlerim orada değil diyemedin değil mi? He?
Orası cinli perile, benim arkadaşlarımın orada ne işi var diyemedin değil mi? Bize gelince tek ayak üzerinde 10 tane yalan söyle, hem başkalarına gelince fıs! Hay ağzını öpen be. Lan tamam bir durun diyor be. Demeye çalıştım Sadıç. Dedim herhalde bizimkiler oraya kurmaz dedim. Öyle yerlerden korkarlar dedim hem de... Sebahattin denen nalet bir gablon bulmuş. Cak mı ni bulmuş. Zaten bu cak ocak olmayabilir demeye kalmadan konu kapandı. Nalet olası benzinciye. Bir peşimizi bırakamadı gitti be. Tevekkel Ersin de boşunu demiyordun bak. Sebahattin peşimdedin zor kurtuldun diyordu bak. Ne yapacağız İnci? Ha? Nasıl kurtulacağız biz bu Hüsen belasından? Nasıl kurtulacağız Cemil? Ben ne bileyim ben de sana sorayım. Nasıl kurtulacağız Cemil ha? Kendimizi başka bir yer bulacağız. Hüsen geleni kadar radyoyu başka bir yere taşıyacağız. Yapacak bir şey yok. Oldu paşa. Oldu. Ordunu oraya taşıyalım. Gezici radyo gibi. Ulan zaten burayı bulmadılar mı? Taşıyacağımız yeri de bulurlarsa ne olacak? Ha? Lan durmuyor be. Radyo falan taşımayacağız. Onun yerine onları unutamayacakları bir ders vereceğiz. Ders mi? Vereceğiz yani... Tam olarak nasıl bir ders vereceğiz gülüm? Lan oğlum İzmir fuarındaki korku tüneline girmediniz mi lan siz hiç? Deri Hikmet'in evi için zaten cinli perildi bir olan mıdır? Burayı İzmir fuarındaki korku tüneline çevireceğiz. Nasıl? İşte öyle yapacağız. Sen nereden çıktın dayı? O silah ne? Çek şuna. Allah korusun patlağı matlağı. Vuruş meleğin. Ne dayısı? Ben bu bölüğün nöbetçi askeriyim. Bu karakolun güvenliği benden sorulur. Kesin paralı şöyle. Yoksa seni şurada mıhlarım. Dur dayı hemen ne vurması? Parolu şey. Şey parola. Parola şey falan değil. Bir hakkın gitti iki hakkın kalacağım söyle. Ben de biliyorum canım parolu şey değil. Ben de biliyorum. Ben zaten seni denedim asker. Parolayı bakan biliyor musun diye denedim. Sen ne diyorsun? Parolu ne diyorsun? Ben de sana onu soruyorum. Parolu ne? İyi lan. Dazlak. Parolu dazlak. Hadi ne yapacaksın sen yap gari. Aa, doğru. Bildin. Vallahi bildin. Parolu dazlak. Asker ödümü koparıyordun vallahi. Sen beni kendi bölümde imtihan mı ediyorsun? Bir daha görür görmez tanıyacaksın beni. Kusura bakmayın komutanım. Anlayamadım. Neyse. Ben şimdi buraya çok gizli bir görev için geldim. Sen bana yardımcı olacaksın. Zarife ile görüşmemi yardım edeceksin. Hangi Zarife? Hangi Zarife olacak? Senin kızın Zarife. Bir daha lep demeden leplebi anlayacaksın. Emredersiniz komutanım, yapacağım. Tamam, şimdi git beni Zarife'ye çağır. Hemen çok gizli çağır. Kimse daha duymasın. Emredersiniz komutanım. Şimdi alıp geleceğim. Burada bekleyin. Rulolardan biri eksik. Kızla, rulolardan biri eksik. Hanginiz aldıysa çabuk geri versin gari. Ne diyorsun sen ya? Vallahi ben o günden sonra hiç dokunmadım. Yalan söylemeyin kız. Biri almış işte. Kim alacak sizden başka? Çekil kız şuradan. Heh. Al işte bak, buraya düşmüş. Bir rulo için kendini düşürdüğün hale bak. Yok, görün ben. Hepimizin eyleği için sonuçta. Öyledir. Zarife! Zarife! Orada mısın? Baba! İşim var seninle. Buradayım babacığım, bir dakika. Zarife! Çabuk seni acil bir yere götürmem lazım. Nereden çıktı şimdi baba durup dururken? Bırak şimdi nereden çıktı? Ben ne diyorsam onu yap, hadi yürü. Yürü dedim sana kızım, yürü. Baba sen o tüfeği nereden buldun yine? Yürü yürü. Kız bunu saklayalım dediydim ya ben size. Ya baba kolumu kapatacaksın, nereye götürüyorsun sen beni böyle ya? Yürü yürü, yürü. Yürü yapma.
çok gizli bir göreve gidiyoruz. Nereye gidiyoruz acaba? Gizli görev dedim sana. Yürü diyorum sana. Komutanım, istediğiniz kişiyi getirdim. Ne oluyor ya? Ne işi var bu adamın burada? Sus kızım, o bizim komutanımız. Ya baba, ne komutanı? Serserinin Berduş'un teki bu be. Sus, sus. Terbiyeli konuş. Komutanım, siz onu kusurlarına bakmayın. Ne söyleyecekseniz söyleyin. Kızım, komutanın kıyısında beni rezil etme. O ne diyorsa onun dediklerini aynen yap. Komutanım, benim bir işim yoksa çekilim. Yok asker, sağ ol. Çekilebilirsin. Emredersiniz, müsaadenizle. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Çıldırır kahrederim. Hayatımı mahvederim. Bu şehirde durmaz giderim. Gelin oldun gece. Hayatımı... Abi, adam inatçı çıktı. Bir araba sopa attık, bene misin demiyor. Ne yapalım? Dövelim mi acıkta? Bana ne canım? Bana ne? Ne yaparsanız yapın. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Beni kendi efkarımdan baş başa bırakın. Çıldırır kahrederim. Hayatımı mahvederim. Bu şehirde durmaz giderim. Gelin oldun gece. Utanmıyor musun lan sen? Utanmıyor musun koskoca adamı oyunlarına alet etmeye? Ben sana küçük bir sürpriz yapam dediydim. Ne var bunda? Görmüyor görmüyor, özlüyor insan. Bak hala görmeye görmeye özlüyor diyor insan ya. Oğlum biz sene demedik mi? Biz sene bu evin kıyına yanaşmayacaksın demedik mi? Serseri, rezil! Tamam tamam, vurma dur. Neden geldim söyleyeceğim. Hemen açık bir sakin ol. Şu elindekini bir indir. Ben sana bunu vermek için geldiydim. Bunca tehlikeyi bu yüzden katlandım. Makyaj takımı mı? Makyaj takımı mı aldın beni? Sen çok güzelsin ya Zarife. Güzelliğini taşlandırmak için aldım. Güzelliğin güzellik katarsın dedim. Ben de kendime böyle bir şey bakıyordum da. Sen nereden bildin? Bizim de kendimize göre bir takım sırlarımız var güzel kız. Bana bak, bana bak. Vallahi Faladayı tutuklamış. Vallahi billahi tutuklamış kardeşler. Durun canım. Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına ya? Adamı yalnız bırakıyorsunuz. Ayıp değil mi? Durun, durun. Durun canım. Ne yapıyorsunuz? Neden tutukluyorsunuz Faladayı? Sana ne kardeşim? Savcılığın emriyle tutukluyoruz işte. Vallahi biz de onun yeğenleriyiz. O zaman biz de tutuklamanız lazım. Başka işin gücün yok mu senin ya? Hadi işine. Vallahi ben de çok karanlık bir adam oldum komutanım. Çok derin işleyen içine girdim. Beni de tutuklayın. Çok tehlikeli bir adam oldum. Bana bak. Sen çok delikanlı, çok dürüst bir insansın. Burayı senden başkasına kimseye emanet edemem. Ben içeriden çıkana kadar buralar sana emanet. Beni emanet etmeyin. Ben ne yapacağım burada? Beni emanet etme. Para dayı. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? İmanete de ihanet edemem ki. İçim işlen içine düştüm sen bahre. Süleyman. Hı. O ne lan? Korkuluk değil mi lan bu? Adamı anlamayacak mısın korkuluk olduğuna? Ha, anla Sadıç anla. Korkudan altını yapmazsa anlama vakti olur. Cemil, geldin mi lan? Ha, geldim, geldim. Getirdin mi? Getirdim. Buyur.
Bu ne Cemil? Gabak. Ne gabağı? Su gabağı. Bize ne lazım Cemil? Ne lazım Süleyma? Bal gabağı. Lan bal gabağı getirceydin. Ben böyle benim çakıyla ona ağız göz burun yapçaydın. Böyle içinden ışığı bir çakçaydın. Böyle ışıklığa açıkçaydı. Filmler doluyor ya. Hani böyle çocuklar gidiyorlar böyle cadılığa bayramında. Şeker istiyoruz diyorlar. İnsanları korkutuyorlar. Ben şimdi bundan kimi korkutayım Cemil? Uzay mı korkutayım ben bundan ha? Osman'ı mı korkutayım? Kimi korkutayım Cemil? Bizim kültürümüzde var mı öyle şeyler? Ha? Cadılığa bayramı ama bizim kendi bayramlarımız var. Milli bayramlarımız var, dini bayramlarımız var. Kendi bayramlarımızı kutlayacağız. Niye başkalarının bayramlarını kutlayalım? Bulamadım işte. Bununla yap ne yapacaksan. Tamam be. Tamam. Yaparız. Aslında seni yapmak lazım balgaba. Kafasını kesmeyeceksin bunun. Oyacaksın böyle ağzın gözünü. Ak sakal dede olacağım ben. Ak sakal dede olacağım. Öyle sakallarımı getirdim, kıyafetlerimi getirdim. Ak sakal dede olacağım ben. Öyle korkutma falan olmayacak. Fırsat bu fırsat. Belki adamın iyi insan olmasını vesile olurur. Ha? Dinle diyanetten döne. Ak sakal dede olacağım. Lan sırası mı hiç be? Adam korkacağız. Buraya gelmemesini sağlayacağız o kadar mı be? Beni bak lan. Sakın kendi kafan göre iş yapma. Ak sakal dedi falan olmayacak onu göre. Duydun mu lan? Onu göre. Ya kaç saat oldu kardeşim? Bir fotoğraf makinesini getiremedi bu dombilik. Nerede bu Semih? Hüseyin abi, acık geç olmadım gülüm. Acaba biz iptal mi etsek bu planı diyorum ben. Oğlum Emin, ne kadar geç olursa o kadar iyi diyorum sana. Uyuyakaldıklarında bunları kıskıvrak yakalayacağız. Bu da Allah seni kahretmeye! Aç şu camı! Neredesin sen? 10 saat oldu. Bir fotoğraf makinesini getireceksin. Ne yapayım Hüseyin abi? Mesut abi ahiret sorgusunu çekti. Yok kamerayı böyle tutacaksın, yok öyle tutacaksın diye. Neyse bak. Bunlar... İlk önce bunlara... Ha bu da fotoğraf makinesi. He? Bu benim. Hüseyin abi, ben gidelim mi be? Benim cenazem var da ninem ölmüş. Hatta ninem ölmüş, hatta belki diğer ninem de ölmüş olabilir. Ne bileyim, en son can çekişiyor. Neyse, hayırlı geceler. Semih, korkudan yalan söyleme. Gel buraya. Korkak. Neyse çocuklar, biz işimize bakalım. Planımızı yürütelim. Emin, al kardeşim bu senin. Sabahattin bu senin. Bu da benim. Hüseyin abi, biz neden maske takıyoruz gülüm? Biz bu evi soymağa mı giriyoruz? Hem bunlar ninci kaplumbağalar değil mi? He. Emin kardeşim bunlar Muzo'nun maskeleri. Şimdi eve girip çıkarken yani bir gören olur, bir bakar olur, tanınmayalım. Yani bizim de bir saygınlığımız var. O yüzden takalım diyorum. Doğru söylüyorsun Hüseyin abi. Unlu alan bayağı bir saygınlığımız var yani. Tak bari. Ben vallahi nikelinceliyim ha. Ben niye oldum lan? Domutello. Beni bakın, kapının altından bir ışık falan sızmıyor değil mi? Ya, kesinlikle zifir karanlık Hüseyin abi. Yani bana sorarsanız bizimkiler kesinlikle burada olmazlar. Ben size neyi veren? Yani biz böyle cini, periyi, üstümüzü boşu boşu musallat edeceğiz. Ne oldu Emin? Buradalar değil mi? Ağa gidişlerini yakalatmamaya çalışıyorsun değil mi? Aklın sıra, biz vazgeçirmeye çalışıyorsun. Ben sana ne dedim Sabahattin? Deme böyle. Bak Emin zaten kalbi kırıp bir de sen üstüne gitme. Bir de sen kalbini kırma çocuğum. O artık bizden. Takın maskeleri. Hadi gari. Gidiyoruz. Gelin gari. Geldiler lan. Vallahi billahi geldiler. Bak. Süleyman. Geldiler lan. Ne yapacağız? Şş, tamam, tamam. Durun bir be. Geldiler, size geldiler. Sakin olun. Herkes ne yapacağını biliyor değil mi? Ha, biliyorum, biliyorum. Ben yavaş edince böyle. Ben öyle... Mozart'ın kasetini takacağım. Ondan sonra play'e basacağım. Ha, iyi, hadi kazanımız mübarek olsun. Şş. Ondan sonra da ne yapacağımı çok iyi biliyorum zaten.
Hüseyin abi, gördüğün gibi içerisi zifiri karanlık gülüm. Kimsecikler de yok. Yani bence biz geri dönem gari. Hiç hayalet denen falan yüzlü gözlü olmaya gerek yok gülüm. Oğlum öyle şey, korkmayın. Ben arkandayım Emin. Yürüyün gari. Hadi lan oradan. Bizim kasabı da hayalet ne güzel. Tabii sen sadıçlarla bir şeyler çevirmiyorsun. Hüseyin abi. Pencere kendi kendine açıldı mı dersin? Aynen aynen. Vallahi bence hiç hayır alamet değil bu Hüseyin abi. Hadi dönem biz geri. Yok lan oğlum, öyle şey oğlum. Rüzgardandır. Evin her yeri açık cereyan yaptı. O yüzden açıldı. Korkmayın gari. Yürü diyorum sana. Rüzgardandır. Ben zaten öyle düşündüm. Hiç merak etmeyin, ben ağanızdayım. Hadi lan başlat müziği. Hadi 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 hadi. Tamam. Başlıyorum. Hadi bismillah. Çaresiz derdimin sebebi. Bu ne lan? Ağabeyen lan. Halkanda aşıyan lan bu. Sen muzap takçıydın rakımış. Hadi bismillah. Lan oğlum az önce Hakan Taşıyan çalıyordu. Şimdi ne çalıyor böyle? Hakan Taşıyan seslenmedin mi? Demek ki buranın hayaletle acık böyle karışık bir müzik zevkini sahip Hüseyin abi. Allah! Hüseyin abi, burada çok garip şeyler oluyor. Ben size deyiverem, çok garip şeyler oluyor. Dur lan, dur diyorum sana. Sen de dur. Rüzgardan diyorum size. Ceryan var burada. Kapılar o yüzden çarpıyor diye korkak adam çıkmış siz be. Emin yürü. Yürü önden gitsin. Şunu hadi ben beri çıkalım. Ben de ağzınızı kollayayım. Gel. Bismillah. Yürü Emin. Korkmayın oğlum. Varımda ki bir şey yok. Hüseyin abi, biz gari daha fazla ilerlemesek diyorum ben. Vallahi bak içimde kötü bir his var, benim sakatı gelmeyen. Ağzını kurdurarım ha. Bismillah, bismillah, bismillah. Tövbe, tövbe, tövbe. Burada hayaletler var, cinler var burada, üç harfler var. Anam! Ben gidiyorum. Tövbe, tövbe, tövbe. Ben gidiyorum lan. Sabahattin, nereye gidiyorsun oğlum? Bırakma bizi. Korkaklık yapma lan. Hüseyin abi, ben de yüksek müsaadenle daha fazla dayanamayacağım. Buraya bayılacağım. Emin! Emin, oğlum şimdi bayılmanın sırası... Ne oluyor lan burada? Elim terefişken gözler şiş. Sakin ol. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Hüseyin. Ha! Ben aksakallı dideyim evladım. Sana nasihat vermeye geldim. Bundan ötürü iyi bir insan olacağım. Camiyi, cemaati bırakmayacağım. Sen ona bakma. Ben Deli Hikmet'in hayaleti mi, Sen beni rahatsız ettin mi? Daha da buraya gelme. Hadi lan oradan. Sen ona inanma. Sen ona bakma. Bizim kültürümüzde hayalet mi var? Bizim kültürümüzde aksakal dede var. Sen! Bana inan canım sen. Bana inan. Ben sana nasihat veriyorum bak. İyi bir insan olacaksın. Fakiri, fukarayı koruyup kollayacaksın. Malının zekatını vereceksin. Vereceksin. Lan duruyor be adam, korkmaya çalışıyoruz burada. Sen! 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 Sen beni rahatsız ettin ya, bundan sonra da ben seni rahatsız ederim, Sen bakma ona be, korkma. Ondan korkma, rahatsız edemez seni. Giderim, kork! Edemez be, korkma! Giderim, kork! Edemez, korkma! Lan kork! Lan korkma! Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Başlattın lan aksakal dedeni. Bak be!
bizden o sen, bizden o. Bak sakallı dediden de kork, hayalet dayıdan da kork sen. Değil mi öyle? Vallahi ben ateş ederim. Bak dışım, ay gelmen üstüme. Gelmen üstüme diyorum bak, gelmen üstüme diyorum ya. Eğer bir adım daha atarsan çok pişman olursun. Sen daha deli Hikmet'i tanımıyorsun lan, arkanı bak, korkuluk var da. Gelmen üstüme, gelmen, vallahi, vallahi benim bir günahım yok. Ya oğlum gitmesene, vallahi bak onunla şey yapmaz bak, taşımadık sen. Bek, oğlum bak. Sen, duruyor lan. Sen! Allah. Öldü lan adam. Öldü sadıç lan, bittik biz be.